Bülent Arınç'tan Şivan Perver'e destek. Arınç, Şivan'a laf yok dedi. Kürdistan İttifakı. Yeni Mesaj gazetesinden dikkat çekici bir Erdoğan Arınç haberi. Günün en dikkat çekici haberlerinden biri Yeni Mesaj gazetesinde yer aldı. Gazete, Kürdistan İttifakı başlıklı haberinde Başbakan Erdoğan'la Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç arasındaki ilginç diyaloğa dikkat çekti. Haberde içinde rant ve siyasi hesaplar olan yurt ve dershane konusunda birbirine giren Erdoğan'la Arınç, Türkiye'nin bölünmesi anlamına gelen Kürdistan konusundaysa derin bir ittifakın içinde denildi. Hafta sonu Diyarbakır'da Peşmerge lideri Barzani ve Türkiye terörist devlettir diyen şarkıcı Şivan Perver'i onur konu olarak ağırlayan Başbakan Erdoğan, konuşmasında Irak'ın kuzeyindeki Kürt yönetimi için Kürdistan ifadesini kullanmıştı. Kürdistan bölgesindeki değerli kardeşlerimizi muhabbetle selamlıyorum. Başbakan Erdoğan'a Kürdistan konusunda en büyük destekse öğrenci evleri ve yurtlar konusunda kameralar önünde kendisine res çeken Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bülent Arınç'tan geldi. Bakanlar Kurulu toplantısının ardından açıklama yapan Arınç, birinin Kürdistan demesi gerekiyordu diyerek Erdoğan'a destek verdi. Bizden başka herkes bunu söyler. Neden söyler? Çünkü Irak anayasasında da, kendi anayasalarında, hükümetlerinde de isimleri budur. Siz bunu söylemezseniz söylememiş olursunuz. Ama söylerseniz yeni bir şey icat etmezsiniz. O ülkenin, o sistemin, o rejimin adı bu. Bunu bir yerde birisinin söylemesi gerekiyordu. Yani bütün bunlar çok olağanüstü, çok yeni, çok kötü, çok çirkin şeyler değil. Bir ülkenin, bir yönetimin, bir sistemin ismini söylüyorsunuz. Arınç ve Erdoğan arasındaki ittifak ve ihtilafı haberleştiren Yeni Mesaj gazetesinin Kürdistan İttifakı başlıklı haberinde, İçinde rant ve siyasi hesaplar olan yurt ve dershane konusunda birbirine giren Başbakan Erdoğan'la Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Türkiye'nin bölünmesi anlamına gelen Kürdistan konusundaysa derin bir ittifakın içinde denildi. Kürdistan konusunda Erdoğan'a destek veren Arınç, öğrenci evleri konusunda ters düştüğü Erdoğan'a sert ifadelerle yüklenmişti. Hükümet sözcüsü olarak açıklamamla kendisinin başbakan olarak konuşması arasında apaçık bir çelişki vardır. Bu çelişkinin sorumlusu ben değilim. Bu çelişkiyi en güzel şekliyle izah etmesi dün, bugün ve yarın kendisinden beklenir. Sayın Mesut Barzani. Öte yandan BDP cephesinden hafta sonu Diyarbakır'da yaşananlarla ilgili dikkat çekici açıklamalar gelmeye devam ediyor. Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı'nın Diyarbakır Meydanı'na gelerek Kürdistan dediğini, Kürdistan bayraklarının asıldığını belirten BDP Diyarbakır Milletvekili Altantan, daha düne kadar postal yalayıcısı, ayağı şalvarlı, aşiret reisi denen bir kişi devlet protokolüyle kırmızı halılarla karşılandı. Bu Barzani meselesi falan değil. Laikçi, Kemalist ulusal devlet anlayışı tarihin çöplüğüne atıldı. Türkiye Cumhuriyeti ne olursa olsun kabul etmese bile Kürtlerle stratejik bir ortaklığa mecbur oldu dedi. Bugün Şivan'a karşı kimsenin söz söyleme hakkı yok. Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç bu açıklamayı ABD'ye hareketinden önce yaptı. İstanbul Atatürk Havalimanı'nda basın toplantısı düzenleyen Arınç, hafta sonu Peşmerge lideri Mesut Barzani'nin onur konu olarak Diyarbakır'a gelen şarkıcı Şivan Perver'e sahip çıktı. Şarkıcıya terör örgütü PKK'ya verdiği destekten dolayı tepki gösterenlere cevap veren Arınç, Şivan'a kimsenin söz söylemeye hakkı yok dedi. Kendisini Türkiye'ye ben davet etmiştim. Hatta bir konser verebileceğini, artık Türkiye'ye gelmesi halinde hiçbir sorunla karşılaşmayacağını söylediğimde farklı farklı tehlikelerden, tehditlerden bahsetmişti. Ben Şivan'ın o konuda çok samimi olduğunu düşünüyorum. Ama bugün Diyarbakır'a gelebiliyor 37 yıl sonra. Yaptığı konuşma ve söylediği türkülerle içindeki hicranı ortaya döküyor. Bugün Şivan'a karşı kimsenin söz söyleme hakkı yok. Bülent Arınç'ın ona kimse laf söyleyemez dediği Şivan Perver, İsveç'te verdiği bir konserde APO'yu barış elçisi, Türkiye'yi de terörist devlet ilan etmişti. Mr. Abdullah Öcalan is a fighter of freedom and peace, the terrorist. Believe me, the terrorist is Turkish government. Urfa İl Bendame İbo